Ben Cengiz Artan. Size ülkemizde üretilmiş bir otomobili tanıtmak istiyorum. Biz koleksiyonumuz ve garajımız olarak aynı zamanda otomobilleri restore ettiğimiz gibi sıfırdan otomobil de üretiyoruz diyebilirim. Bunun sizlere nasıl yapılabileceğini de gösteren bir örnek olarak Morgan diye tanımladığımız bir otomobili tanıtacağız. Bazen bazı otomobiller, dünyanın her yerinde de bu yapılıyor, donör araba denen sistemin üzerine kurulur. Bunlardan da örnek bir tanesi bu gördüğünüz Morgan tanımlandığı otomobil. Hatta arkada da bir tane Cobra var. O da aynı şekilde 66 bir Ford'un üzerine yapılmıştır. Bu otomobilde 1973 bir Chevrolet Monza'nın üzerine yapıldı. Donör araba olarak kullanıldı. Biz bu otomobile şöyle başladık. Şasisini yeniledik. İsteğimize uygun şekle getirdik. Çünkü bu otomobil, yani dünyada tek örnektir. Gayet güçlü bir şasi. Sebebi de içine 350 kubik inç, yani 5.7 litre V8 bir Chevrolet motor bulunmakta. Dolayısıyla böyle güçlü bir motor, otomobil zaten gördüğünüz gibi çok ufak ve hafif olduğundan en önemli konusu bunun durması gene. Buna da ciddi frenler gerekmektedir. Gene Ford, Alman Ford'larının ön takım, arka takımları kullanılmıştır. 2 litre bildiğiniz Ford Taunus'ların ve disk frenler vardır otomobilin üzerinde. Bunun da o gücü durduracak kapasitede olması gerekmekte. Otomatik şanzımana haiz bir otomobil. Bu da şehir içinde kullanılmış, son derece rahatlatmakta. Bu otomobilin dış kalıbını sevgili arkadaşımız Maral olarak imal etmekte. Ondan kalıplarını aldık. Sayın Hasan Yurdakul arkadaşımızın. Ve aksesuarları da farlar, sinyaller vesaire, aeroscreenler, bunlar hepsi orijinal Morgan parçalarıdır. Bunları da bize Sayın Yurdakul temin etti. Araçta bazı tabii değişiklikler yaptık. Boy, en vesaire biraz değişti. Bunun bazı çizimleri de isteğimize uygun tam bir roster şekline getirdik. Gördüğünüz gibi camları, kapıları, tente sistemi vesaire tamamen bir İngiliz Morgan Roadster'ı haline geldi. Hatta kapasite ve kalite olarak da onların da üstünde olduğunu düşünüyoruz bu otomobilin. Hem çizgi olarak, hem malzeme olarak, hem de teknik olarak. Gördüğünüz gibi bu otomobilin de imalatında rahmetli olan sevgili bir arkadaşımız Çetin Soytürk'ün çok emeği geçti. Üretimi aşamasında müşterek olarak bu otomobil üzerinde epey çalıştık ve bugünkü hale geldi. İşte renk kombinesinden tutun, iç, dış, deri vesaire. Gösterge tablosu olsun, diğer aksesuarlar olsun, bunlar tamamen bizlerin seçimi ve zevki olduğunu söylemek gerekiyor. Bu otomobili biz daha çok ülkemizde veya şehir İstanbul'daki şehirde kullanmaya uygun hale getirdik. Dolayısıyla otomatik şanzıman tabii ki çok kullanışlı oldu. Aynı zamanda hem hava şartları hem trafik şartlarına uygun olsun diye aracın soğutma sistemi vesaire, bunlar da ilave edildi.
Ve çok gayet keyifli bir otomobil haline geldi.